Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda heterojen karışımlar konusunu inceleyeceğiz. Heterojen karışımların bileşimi ve fiziksel özellikleri her tarafında aynı değildir. Karışımı oluşturan maddeler birbiri içerisinde çözünmezler. Genellikle birbiri içerisinde dağılırlar. Yani heterojen karışımlar dağılan ve dağıtan fazdan oluşur. Karışımda miktarı fazla olan bileşen dağıtıcı madde, diğeri ise dağılan maddedir. Hemen örnek olarak çamurlu suyu gösterebiliriz. Çamurlu su heterojen bir karışımdır. Dağıtıcı madde su, dağılan madde topraktır deriz. Heterojen karışımların sınıflandırılmasına gelince biz karışımları katı katı karışımı olan adi karışımlar katı sıvı karışımı olan süspansiyon sıvı sıvı karışımı olan emülsiyon katı gaz veya sıvı gaz karışımı olan airesol e, olarak sınıflandırıyoruz bir maddemiz daha var koloid madde koloid karışım bunu da ayrıca işleyeceğiz koloid biraz diğerlerinden farklı çünkü adi karışım Katı katı karışımlarından oluşan heterojen karışımlardır. Buna salatayı, kum çakıl karışımını, kuru yemiş karışımını, demir tuzu kükürt tozunu örnek olarak gösterebiliriz. Süspansiyon. Bir katının sıvıda çözünmeden dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Burada dağıtan faz sıvı, dağılan faz katıdır. Türk kahvesi, ayran kan, çamurlu su süspansiyona örnek olarak gösterilebilir. Emülsiyon Dağılan ve dağıtan fazın sıvı olduğu karışımlardır. Zeytinyağı su, benzin su, süt, mayonez emülsiyona örnek olarak gösterilebilir. Aerosol Katı ya da sıvı maddenin gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Sis, spreyler, sıvı gaz aerosollere, duman, tozlu hava, katı gaz aerosollere örnek olarak gösterilebilir. Geldik koloid maddeye. Koloid madde biraz daha farklıdır diğerlerinden. Neden? Çünkü koloid madde çıplak gözle homojen olarak görülür. Ama mikroskobik anlamda heterojendir. Bir maddenin başka madde içinde çözülmeden asılı kalmasıyla oluşan karışımlardır. Dağılan maddenin tanecik boyu 1 ila 1000 nanometre arasındadır. Koloidlerin fark edilmesinde ışık etkisinden yararlanılır. Bu nasıl oluyor? Saf bir sıvıdan ya da çözeltiden ışık demeti geçirildiğinde maddeye yan tarafından bakıldığında ışığın yolu yandan görülmez. Ancak koloid bir maddeden ışık geçirildiğinde ki buna biz tindal dağılması diyoruz. Yandan bakınca ışık demeti görülür. İşte bu ışık demetin görülmesi bize maddenin koloid olduğunu gösterecektir. Yani koloid maddemizin içerisinde gözde görülmeyen çıplak gözde görülmeyen e, katı maddeciklerin asılı olduğunu işte ışığın bu tanecikleri çarpmasından dolayı kırıldığını ve bu şekilde de biz ışığın yolunu gördüğümüzü düşünebiliriz. Bir madde süspansiyon, emülsiyon ya da aerosol olup koloid de olabilir. Koloid maddeleri örnek verecek olursak süt, çırpılmış yumurta, krema, boya, jöle, deniz köpüğü, jelatini gösterebiliriz. Süt koloittir, aynı zamanda da emisyon yapılıdır. Duman koloittir, aynı zamanda da aerosol yapılıdır. Karışımların Dağılan tanecik boyutuna göre sınıflandırmasını da yapabiliyoruz. Buna göre biz karışımlarımızı 1 nanometre ile Dağılan taneciğin boyutunu 1 nanometre ile 1000 nanometre arasında sınırladık. 10 üzeri eksi 9 10 üzeri eksi 6 şeklinde de yazabiliriz. Buna göre dağılan tanecik boyutumuz 10 üzeri eksi 9'dan yani 1 nanometreden küçük ise Karışımımız çözeltidir. Yani homojen karışımdır. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 6 arasında yani 1 nanometre ile 1000 nanometre arasındaysa maddemiz koloid. 10 üzeri eksi 6'dan büyükse eğer dağılan tanecik boyutumuz o zaman maddemiz heterojen karışım ya da süspansiyon diyebiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. E, aşağıdaki karışımları sınıflandıralım denmiş bize. Örneklerimizden ilki sisli hava. Sisli hava sol karışımına örnektir heterojen karışımına yazalım. Naftalin su süspansiyondur. Katı sıvı, yağ limon sıvı sıvı karışımı yani emülsiyondur. Mazot su yine e, sıvı sıvı karışımıdır, heterojen karışımıdır, emülsiyon deriz. Boya Kolloid bir maddedir. Deodorantımız aerosoldür. Tuz şeker katı katı adi karışımdır. Deniz köpüğü ise yine kolloid maddeye örnektir. Aşağıda verilen heterojen karışımların dağıtıcı ve dağılan fazını yazalım denmiş bize. Sisle başlıyoruz. Sisin dağıtıcı fazı gazdır. Dağılan fazı ise sıvıdır. Türk kahvesinin dağıtıcı fazı sıvı, dağılan fazı az olan miktar katıdır. Süte baktığımızda hem dağıtıcı fazı hem de dağılan fazı sıvıdır. Sıvı sıvı heterojen karışımıdır. Dumana bakalım. Duman aerosoldür. Dağıtıcı fazı gazdır. Dağılan fazı katıdır. Duman içeri yani gaz gaz duman gaz madde içerisinde bu kömür işte atıkları oluyor katı atık yakıtlarından açığa çıkan küçük katı parçacıklar oluyor. Bunları katı madde olarak ele alınıyor ve gaz katı karışımı olarak dumanı inceleyebiliyoruz. Mayonez yine sıvı sıvı karışımına örnektir. Dağıtıcı fazı da sıvıdır. Dağılan fazı da sıvıdır. Sprey aerosoldür. Dağıtıcı fazı gazdır. Dağılan fazı sıvıdır. Boya ise dağıtıcı fazı sıvıdır. Dağılan fazı ise katı olan koloid bir maddedir. Evet sevgili gençler bu videomuzda heterojen karışımları inceledik, sınıflandırdık ve ilgili örneklerini çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.